Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Boston Terrier ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağız. Zaten videoda göreceksiniz. Türkiye'de aslında çok sık rastlanan bir ırk değil. İnsanlar genellikle bunu French Bulldog'larla çok karıştırır. Ama Boston Terrier ayrı bir ırk. FCI gruplanmada grup 9'un içerisine, yani Companion Dog'ların içerisine dahil edilmiş köpeklerden, non-sportif, sportif olmayan ırkların içerisine dahil edilmiş olan köpek ırklarından bir tanesidir Boston Terrier'ler. Söylediğim gibi çok sık rastlanmaz ama French Bulldog'larla çok karıştırılır ama apayrı bir ırk. Boston Terrier'lerin tarihçesine baktığımız zaman zaten isminden de anlayacağınız üzere kökeni Amerika, orijini Amerika olan bir ırk. Boston Terrier, özellikle 1800'lerde, 1800'lerin ortalarından sonra bu ırk İngiliz Bulldog'larla İngiliz beyaz İngiliz Terrier'lerinin crossbreed yapılması, çaprazlanması sonucunda saflaştırılmaya çalışılan, daha sonrasında da ilerleyen dönemlerde French Bulldog'ları da işin içerisine sokarak ortaya çıkartılmış olan bir ırktır Boston Terrier'ler. Aslında ilk hedefleri bu ırkı yaratırken o zamanlar köpek dövüşlerinin çok popüler olması ve köpek dövüşü hedefli olarak üretilmiş olan bir ırkken, günümüzde pet olarak, yani arkadaş köpek olarak oldukça uyumlu lanse edilen köpeklerden bir tanesi olmuştur. Bu ırklardan biri olmuştur. Bu da aslında hayret vericidir. Kökeni aslında bu köpeklerin tamamen dövüş köpeği hedefli olarak üretilmiş olan köpek olmasına bağlı olarak şaşırtıcı bir sonuçtur aslında düşündüğümüz zaman. Ve aynı zamanda da rat avlarında, yani fare avlarında kullanılmak hedefli olarak yine üretiminde, bu da hesaba katılarak üretilmiş olan bir ırktır. Söylediğim gibi French Bulldog'larla çok karışır ama French Bulldog videomuzu izlediğiniz zaman zaten fiziksel olarak farklılıklarını görebileceksiniz. Ancak neden bu kadar çok karışıyor? Çünkü zaten bu ırkın yaratılışında, yani çiftleştirmeler esnasında sonraları French Bulldog'ların da devreye girmiş olması, fenotipik olarak, fiziksel olarak birbirlerine benzer yapıda olmalarına sebebiyet vermiştir. Ama tabii ki French Bulldog'lar daha basık, daha kütleli, daha muskular köpeklerdir. Özellikle Boston Terrier'ler daha leggy, bacakları daha uzun, daha ince yapılı, kafaları çok daha küçük olan, French Bulldog'lar çok daha tıknaz, geniş ve büyük kafalı köpeklerdir. Boston Terrier'ler bu konuda zaten fiziksel olarak French Bulldog'lardan ayrılır ama dediğim gibi birbiriyle karışıyor. Çünkü yaratılışlarında birbirlerinin kullanılmasına bağlı olarak. Ve yine Boston Terrier'lerin özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar çok iyi pet olabilen köpekler. Yurt dışında çok popüler bir ırk. Türkiye'de çok fazla rastlanılmasa da yurt dışında oldukça popüler olan bir ırk. Küçük ırkla orta sınıf ırkın arasında bir köpek. Yani ne çok küçük ne de orta sınıf, medium köpekler boyutunda olan köpekler. Maksimum ağırlıkları 10 ila 15 kilo arasında gidip gelen köpeklerdir. Dişi ve erkek olmasına göre değişebilmekle beraber. Kısa tüylü köpeklerdir. Tıpkı French Bulldog'larda olduğu gibi kısa tüylü oldukları için soğuğa ve yüksek sıcağa karşı dirençleri düşük olan köpeklerdir. O yüzden outdoor yaşatılacak, yani bahçede bakılacak bir köpek değil. Ev içerisinde muhafaza edilmesi gereken ırklardan bir tanesi. Sahibine düşkünlüğü yüksektir. Oldukça hiperkinetik bir hayvandır. Hareketliliği yüksektir. Olgunluk süreci içerisinde çok uyumlu, olgunluk sürecine ulaştıktan sonra çok uyumlu pet olabilen köpeklerdir. Eğitilebilirlikleri orta seviyenin üstünde olan köpeklerdir. Söylediğim gibi biraz fazla hareketli köpekler. Ama pet olmaya çok müsait. O yüzden apartman dairesinde yaşayan ve özellikle basık suratlı brachiocefalik ırklara karşı ilgi duyan kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği, besleyebileceği köpeklerden bir tanesi. Orta seviyede tüy döken köpeklerdir ama tüyleri kısa olduğu için tüylerini döktükleri zaman her tarafa saplanabilir, parke aralarına toplanabilir. O yüzden kısa tüylü tüy dökmüyordur diye düşünüp edinen ve titiz olan kişilerin bir kez daha düşünmesini tavsiye ederim. Bu ırkın bazı hastalıklara karşı yatkınlığı yüksektir. Ne gibi hastalıklar? Bir kere Sherry Eye, yani kiraz göz diye bilinen hastalığa, tıpkı French Bulldog'larda olduğu gibi Boston Terrier'lerin de oldukça yatkınlığı vardır. Patella luxasyonu dediğimiz diz kapağının çıkması, çapraz bağ lezyonlarına karşı yatkınlığı olan bir ırktır. Alerjik reaksiyonlara karşı oldukça
yatkınlığı yüksek olan bir ırktır. Gözleri egzoftalmik yani dışa doğru olduğu için bu ırkta göz enfeksiyonları, konjüktivit sıklıkla rastlanır. O yüzden göz temizliğine ve bakımına dikkat edilmesi gereken ırklardan biri. Basık suratlı olduğu için, brachiocefalik olduğu için kıvrımlar arasında egzamalar ve dermatozlar oluşabileceğinden haftalık olarak mutlaka o kıvrımlı bölgelerin temizlenmesi ve bakımlarının yapılması elzemdir. Bu köpeğin renk varyetelerine baktığımız zaman brindle olabiliyor. Zaten videoda gördüğünüz köpek brindle bir köpek. Kaplan derisi manzaralı ve beyazın karışım bir köpek. Siyah beyaz olabiliyorlar ve siyahın farklı varyete tonlarında olabiliyorlar. O, özellikle seal black diye bilinen bir renk varyetesinde de biraz böyle patlıcan moru, koyu patlıcan moru gibi olan bir renk varyetesinde de Boston Terrier'leri görebiliyorsunuz. Tekrar yinelemek istiyorum. Pet olmaya çok müsait olan köpekler ama eğer bu ırkı ediniyorsanız French Bulldog'la çok fazla karışabilen ve çok fazla aralarında çaprazlama yapıldığı için karıştırılabilecek saflık konusunda soru işaretleri oluşturabilecek çok köpek var. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Eğer gerçekten de Boston Terrier istiyorsanız mutlaka secere bilgilerini kontrol ederek bu ırkı edinmeniz gerekiyor. Hareketli olması sizi çok fazla endişelendirmesin. Mesela videoda izlediğiniz köpek henüz bebeklik sürecinde olan bir köpek olduğu için çocukluk döneminde olan. O yüzden kontrolsüz hareketleri çok fazla, tıpkı diğer köpek ırklarında da çocukluk döneminde bilişsel algının düşük olmasına bağlı kontrolsüz hareketin fazla olması gibi, aynı insan yavrusunda olduğu gibi. Ama olgunluk sürecine girdikten sonra doğru yetiştirilmiş bir Boston Terrier çok uyumlu şehir hayatına ve özellikle de apartman hayatına ciddi uyum gösterebilen bir köpek haline gelebiliyor. Bu köpeklerde tıpkı French Bulldog'larda da olduğu gibi dürtüler çok kuvvetli. Zaten hibritlendiği köpekler, crosslandığı köpekler, işte İngiliz Bulldog gibi, beyaz İngiliz Terrier'i gibi köpeklerin miksajından oluştuğu için dürtüleri çok yüksek köpekler. Zaten bu hedefle mikslenmiş köpekler ve Boston Terrier ortaya çıkıyor ki rat avlarında, fare avlarında kullanılabilsin diye. Dürtüler çok kuvvetli olduğu için küçükten itibaren dürtü kontrolü çalışılması ve özellikle oyun kurguları oluşturulurken at getir, yakalama, frisbee gibi oyunlara ağırlık verilmesinde fayda var. Çünkü bu dürtüyü tatmin etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu dürtü işte koşan çocuklara hamle yapmak, motosikletlere, arabalara hamle yapmak, bisikletlere hamle yapmak gibi kontrolsüz dürtülere, daha doğrusu dürtünün kontrolsüz hallerine dönüşmesin. Bu ırkı edinecek olanlar söylediğim gibi hem bu sağlık problemlerini mutlaka bir şekilde düşünmesi gerekiyor ve bir Boston Terrier edinecekse, gerçekten de Boston Terrier istiyorum diyorsa mutlaka atalarını kontrol etmesinde fayda var.